Ben geçmişe sünger çekmeye hazırım. Hazır olduğum tek şey seni ellerimle öldürmek. Ayıp oluyor ama Kayınço. Biz artık aile sayılırız. Sen lan benimle böyle konuşuyorsun. Sen benim kafamda ki köpek olamazsın. Yeter. Bu lafları sana yedireceğim Suruk. Yeter dedim. Yeter dedim. Kimin huzurunda olduğunu unutma. Bana saygısızlık yapılmasına izin verme. Eğer bu köpeği burada yanınızda öldürmüyorsan, bu kadarla yetiniyorsan, emin olun size gösterdiğim saygıdandır. Yoksa adamınızın elindeki tabancayı alır bu şerefsizi de gebertirdim. Bana mani olmaya çalışan herkesi de. Bana bağlılık koşulsuzdur Ömer Korkmaz. Aması fakatı yoktur. Öğreneceksin. İzin verin. Yaptığı bu saygısızlığın bedelini ben ödeteyim. Yerinde olsam yerden kalkmazdım. Yoksa nerede olduğumu unutabilirim. Görüyorum ki sen bizim kim olduğumuzu, gücümüzün sınırlarının nerelere ulaştığını anlayamamışsın. Ama çok yakında anlayacaksın. İşte o zaman Hüsrev'in elini sıkmayı bırak, biz öyle istiyoruz diye elini öpmeye razı olacaksın. Eğer bu kadar önemliyse bu şerefsiz, beni buradan sağ çıkarmayın. Çünkü ben yaşadığım sürece Hüsrev ölüme aldığı nefes kadar yakın olacak. Ömer Korkmaz'la şimdilik işim bitti. Çıkarın. Böyle gitmesine izin mi vereceksiniz? Bu yaptığı yanına mı kalacak? Elbette kalmayacak Hüsrev. Sözümden çıkmanın cezasının ne kadar büyük olduğunu birazdan öğreneceksin.
Eve en son ne zaman uğradınız adı güzel? Hilal gene gelip başının etini mi yedi? Günahını aldığın hanımın mahallenin diğer hanımlarıyla birlikte günlerdir uğraşıyor bunları toparlamak için. Eve uğrasaydınız haberiniz olurdu. Onu kovala, bunu bul. Evin yolunu unuttuk usta. Nereden bilelim? Memleketi felakete sürükleyenlerle biz siz mi savaşıyorsunuz? Kadınların hepsi boş oturuyor. Onların yaptığı iş sizinkinden daha önemli. Milletin acılarını paylaşıp bu toprağa çocuklarını verenlere yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyorlar. Benim Hilal mi? Yanlışın olmasın usta. Hilal pek kendinden başkasını düşünmez. Senin hiçbir kusurun yok mu adı güzel? Haşa. Kusurdan bol ne var? Peki senin bir kusurundan dolayı vatan sevgine laf etsek ayıp olmaz mı? Usta. Ben hala Ömer'e taziye veremedim. Yüreğim kaldırmadı, dayanamadım. Her seferinde kaçtım bir sebeple. Cesaret. Hasmının karşısında başı dik durmak değil adı güzel. Asıl cesaret sevdiklerinin, yoldaşının acılı gününde gözüne bakıp yanındayım diyebilmek. Şimdi deyin bakalım. Ömer nerede? Amerikalılar götürdü. Sizin burada ne işiniz var o zaman? Düşmanları aldılar. Siz de seyrine mi baktınız? Kendi gitti usta. Bize de siz gidin mahalleye, ben geleceğim dedi. Adamların geleceğini biliyormuş gibi bir hali vardı. Bizi de karıştırmadı. Biz de anlamadık usta. Ben anladım Cevdet. Ömer bakmış. Siz onun yükünü taşıyamıyorsunuz. Bari gidin hanımların yükünü taşıyın demiş. Hadi bakalım. Toparlayalım şunları götürelim pazara. Çağırmış. Sınavı geçtin mi bari? Hüsrev'i çıkardı karşıma. El sıkışıp barışmamızı istedi. Sakın elini sıktım deme. Eğer sıkmış olsaydım şu an konuşmuyor olurduk. Güvenini kazanmak için oyun oynayıp oynamadığımı merak ediyor. Bir et kozmik odadaki belgelerin peşinde. Senin onu teşkilata, dolayısıyla belgelere götürmen umuyor. Bunun için üstüne gelecek. Dikkatli ol. Haber var mı Şamil Bey'den? Düşündüm ki o evden o şekilde çıkınca bir daha girmek istemez. Ben evi ne yapayım?
Sen daha iyileşmeden hastaneden çıktın. Ben onu düşünüyorum. Ne yapalım? İskender yattığın yeter baba dedi. Mecburen çıktık. Bak bakalım beğenecek misin? Neler oldu anlatmayacak mısın? Masayla savaşa girdik. O masada artık oğlumuz da var. Geri dönüşü yok artık Güler. İskender ya o masadaki çakalları tercih edecek ya da ailesini. Ben her zaman senin yanındayım, bunu biliyorsun değil mi? İskender'in bu işten zarar görmeden sıyrılması için her şeyi yapacağım. Merak etme. Kirası çok yüksektir. Nasıl vereceksin? Hallettim ben. Merak etme. Didem, benim içim hiç rahat değil. Ömer'e söylememiz lazımdı. Yeter o benden gizlediğiniz. Hiç abi. Boş ver, canını sıkma. Didem. Benden bir şeyler gizlenmesinden haz etmediğimi biliyorsun değil mi abicim? Ali'nin yüzüğünü göndermiş. Aklı sıra seni sinirlendirecek. Şerefsiz. Cevdet. Kapıda 7/24 güvenlik istiyorum. Hamza'ya söyle. Adam akıllı adamlar bulsun. Tamam reis. Hah. Getirdin mi Cevdet? Gel aç bakayım bunu. Behri, kızım senden bir ricam olacak. Tabii, buyurun. Bugün kermesimiz var. Ben bunlarla katılacaktım ama işte durumumuz malum. Bir işin yoksa benim yerime bakar mısın? Tabii, ne demek? Bir katkım olursa çok sevinirim. Cevdet, arabaya götür bunları. Ben Behri'ni bırakır öyle geçerim. Allah senden razı olsun kızım. Komiser gelecek plaket vermeye. Eylemi o zaman yapacaksın. Onlar gelmeden içeri girmiş olman lazım. Geldikten sonra güvenlik nedeniyle kapıdan sokmazlar. Halkımız bu fedakarlığını hiç unutmayacak. Senin adının akademilerimizden birine verilmesi için teklifte bulunacağım. Hiç cesaret verir. Arkadaş, yapamayacaksan halkımız için bu bedeli ödeyecek cesaretin yoksa söyle. Bu fırsatı bekleyen çok kişi var sırada. Aile arkadaşı ben seçtim. Onun davamıza adanmışlığından su götürmez. Öyle değil mi arkadaş?
yatmayacaksın zaten içinde. Sor. Yeni ev. Yeni araba. Bunların parası nereden geliyor? Nereden olacak? Kabadayılıktan. Açık açık söylemekte sakınca görmüyorsun. Bu ara kabadayı gibi yaşamam gerekiyor. Devletin bana verdiği görev bu. Böyle yaşamanın da bir biçimi var. Maalesef. Bunun sonu nereye varacak Ömer? Bilmiyorum. Ne bilsem. Sizin ulaşmak istediğiniz bir hedef, bir amaç yok mu? Niye bilemiyorsun? Babandan birçok kez dinlemişsindir. Devletin her yeri hainlerle kaplı. Vatanı bölmek için dört bir yandan kuşatmışlar. Daha ne anlatayım? Benim babam öyle demezdi. Bu ülkede hain de bitmez, kahraman da derdi. Ömer. Bırak başkaları kahramanlık yapsın. Olur. Gideceksin ya Kermes'e. Orada vatanı için canını vermiş. Şehitlerin aileleri olacak. Onların gözlerinin içine bir bak. Eğer onlara karşı kendini borçlu hissetmezsen... bırakacağım. Emin misin bunun eylemi gerçekleştireceğinden? Sonunda korkup vazgeçmesin. Ben sana işini öğretiyor muyum? Benim seçtiğim hangi fedayı vazgeçmiş bugüne kadar? Merak etme. Özellikle seçtim bunu. Hem tırsa ne olur? O da biliyor. Hayatı bu düğmenin ucunda. Ya korkak olarak ölecek, ya kahraman olarak. Hata istemiyorum. Polisler neredeyse gelir. Çok mu korkuyorsun? Karşıma çıkmaya bir türlü cesaretini toplayamadın galiba. İşim çok güzelim. Yoksa sevenleri senin gaddar abin bile ayıramaz. O zaman niye arıyorsun beni? Madem işin çok, karşıma çıkmaya hazır olana kadar arama. Ben seni uyarmak için aradım güzelim. Bugün evden çıkmayasın. Sizin oralar bu aralar pek tekin değil. Havai fişek gösterisi olacak. Saçmalıyorsun, ne fişeği? Ben diyeceğimi dedim. Pencereleri kapat, perdeleri ört. Sana bir şey olursa... Hüseyin ne yapar sonra? Ne yapıyorsun kızım sen burada? Hiç anne. Hadi gel yardım et de bitirelim. Tamam.
Didem'le Enis abla nasıl oldular? İyiler mi? Güçlü durmaya çalışıyorlar ama hiç kolay değil tabii. Efendim Didemciğim? Ha Behzat, ne yaptınız, her şey yolunda mı diye merak ettim. Yolunda canım, merak etme. Meltem yardım etti, kurduk standı hızlıca. Bir terslik yok değil mi? Ne tersi olacak Didemciğim? Anlamadım. Yok. İşte öyle benim bir içim sıkıldı da Behzat. Yaşadığın şeylerden sonra çok normal. İlaçlarını içiyorsun değil mi? Evet. Görüşürüz canım. Güle güle. Bakar mısınız? Düşünürsünüz. Vazifemizi bitirdik Ömer'im. Gösteriş bizim işimiz değil. Eyvallah. Fazla kalabalığa gelemiyorum. Cevdet bahsetti Ömer. Evin güvenliği için sağlam birkaç adam bakıyorum. Bugün hallederim inşallah. Hamza. Çok güvenilir olmaları lazım. Merak etme. Efendim Hilal. Hamza, gel oğlanı al, yıktı ortalığı. Niye, nesi var? O hırsızlık ediyor, Nuriye teyzeye götüre ver. O ilgilenecek, Berkan konuştu. Tamam, geliyorum. Benim sıpa rahat vermemiş. Cevdet'in anasına bırakıp geleyim reis. Sıra çok sık derinlere dalıyormuşsun. Bizimkiler yetmemiş. Derinlerine dalıyormuşsun. Sorma usta. Böyle devam ederse derinlikten sarhoş olacağım. Hızlı daldın. Sakın hızlı çıkmayasın. Vurgun yersin. Başladın yine şifreli konuşmaya. Açık konuş abi. Bizim millet elinde silah doğrultanı düşman bilir. Ama asıl düşmanın büyüğü bu kravatlı kalem doğrultanlar. Bunların kalemlerindeki mürekkep bizim kanımızdır. Yazdıkları da vatan toprağı. Eğer bunları boş bırakırsan vatan toprağını yaz boz yaparlar. Ben siyaset yapamıyorum. Beceremiyorum politik olmayı. Bu milletin masada verdiği yetmedi mi Ömer'im? Madem bu işe girdin, siyaseti de öğreneceksin. Gerektiğinde bir asker kadar keskin,
Gerektiğinde bir diplomat kadar sabırlı olacaksın. Vatandaşlarımızın bu duyarlı organizasyon için ne söylemek istersiniz? Hanımlarımıza teşekkür edip nacizane hareketimizi takdim edeceğiz. Vatandaşlarımız böyle arkamızda olduğu müddetçe bizi yıldırmaya hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecektir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim varlığıma tahammül edemediğin için mi ev değiştirdin baba?
Saçma sapan konuşmayı bırak İskender. Ne istiyorsan söyle. Yaşamanı istiyorum. Gerçi Gevaşlı'ya yaptıklarından sonra bu ne kadar mümkün bilmiyorum ama istiyorum. Gevaşlı'dan korkacak olsaydım 30 yıldır bu alemde olmazdım. Sen babanı merak etme. Mesele Gevaşlı değil. Hala görmüyor musun? Gevaşlı'ya savaş açmak demek masaya. Dolayısıyla Brad McGee'yle savaş açmak demek. Ben itibarımı ne Brad'e ne de Gevaşlı'ya borçluyum. Ben Tatar olmadan önce bunların hiçbiri meydanda yoktu. Ben Tatar olduğum için ayağıma geldiler. Değişen bir şey yok. Yine Tatar'a geldiler. İskender Tatar'a. Ne oldu sana İskender? Ha? Babanı nasıl çiğniyorsun? Kim karıştırdı oğlum aklını? Ne gizliyorsun bizden? Siz bu aileyi felakete sürüklüyorsunuz. Ama ben göz göre göre buna seyirci kalamam. Ne gizliyorum biliyor musun? Senin gereksiz saplantıların var baba. Bunlardan biri Ömer Korkmaz. Sen onun için masayla ters düşüyorsun. O ne yapıyor? Gözümüzün önünde derinciyi öldürüyor. Söyle Kamil. En sevdiğin renk hangisi? O kabloyu çekeyim. Abi o filmde oluyor. Çekmemek lazım. Ne oldu lan? Tırsın mı? Size bir şey olacak diye. Yoksa... Abi. Misafiriniz geldi. İşi uzmanına soracaksın. Çağır gelsin. Başkan, bilirsen gübrenin bütün parasını ben çekerim. Ama bilemezsen iki katını alırım. Söyle. Hangi kablo? Senin lümpen oyunlarını izlemeye gelmedik buraya. Aha, sen de amma alınganmışsın ya. Alt tarafı bir tane renk söyleyeceksin. Kan kırmızısı mı? Didem sarısı mı? Deli misin lan sen? Manyak Ferdel. Hepimizi havaya uçuracaksın. Bunu sıraya giydireceğim. Şimdi provasını yapıyorum. Senin şahsi meseleni konuşmaya gelmedim buraya. Gübre işinde sıkıntı var. Onu konuşmaya geldim. Kamil. Sen git bir bardak su iç. İşimiz bitince devam ederiz. Söyle. Seni dinliyorum. Bize malzeme getiren yerlerden bir yerde sorun var. İhtiyacımızı karşılayamıyorlar. Orası kolay. Gerekirse devralırız. Ne lazımsa getirtiriz. Ama bir şartım var. Ben diyorum ki 24 saat içerisinde hallederim bu işi. Sen ne diyorsun?
Ne demek sen ne diyorsun? Bahis diyorum, bahis. 24 saat içerisinde hallederim diyorum. Karşılığında sen ne diyorsun? Ben bir şarjör keleş mermisi diyorum. 24 saat içinde işimizi halledemezsen seni Brad bile elimizden alamaz. Emmi olanı özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Etrafımda bir tane bile bahisten anlayan adam kalmadı. Onun için aldılar sizi istihbarata. Neden daha önce söylemedin? Babamın manevi oğlu yüzünden devlet az kalsın üstümüzü çiziyordu. Ömer devlete çalışıyor dediniz. Demek ki değilmiş. Ne oldu? Öyle çıkması işinize mi geliyordu? Adam bizi devletle hasım etti diyorum. Senin dediğin lafa bak. Bir de neden diye soruyorsun anne. Ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum. Sizin hayatınızı kurtarmak için yapıyorum. İhanete kılıf ararsan elbet bulunur. Bundan sonra o masada oturanlar da, onların arkasındakiler de benim düşmanım. Ya onlar kalacak ya da ben. Eğer onlarla hareket etmeye devam edersen... ...öz babana hasım olacaksın. Abi Ömer'in mahallesinde bomba patlatmış alçaklar. Yaralılar var. Gidelim Sabri. Söyleyeceklerim daha bitmedi baba. O benim sabrım bitti. Elini çek kırdırma. Böyle devam ederse... ...yakında dul kalırsın Güler Sultan. Babanı seviyorsan aklını başına toplamasını sağla. Çık evimden. Anne. Çık dedim sana. Babanın elini öpüp af dilemeye hazır olmadan da karşıma çıkma. Akşam dedi Hüseyin Usta. Asıl cesaret acıyı paylaşmak için dostunun yanında durabilmektir diye. Ben senin acılı gününde yeterince yanında duramadım. Sen benden daha cesaretli çıktın. Benim intikamım için canını ortaya koydun. Daha ne yapacaksın? Yüklenme bu kadar kendine. Bu alemde haksızlık gördük. Adaletsizlik gördük. Yanlış gördük. Satılmışlık gördük. Ama bunların yaptığı düpedüz kalleşlik... Okuyacağız.
Sana namusun üzerine söz veriyorum. Biz nefes aldığımız sürece o şerefsizler rahat yüzü görmeyecekler. Bu ağrılarınızı hafifletecektir biraz. Bizimle birlikte küçük bir çocuk geldi. Erkek. Durum nasıl? Yoğun bakım aldılar. Durum nasıl bilmiyorum. Hilal, Eren'in durumu nasıl? Meltem'i gördüm az önce. İyi olacaklar. Merak etme. Nasılsın? İyi değilim. Hala gözümün önünden gitmiyor. Önünü açıp bombayı gösterdiğinde hepimiz öldük diye düşündüm. Meltem öldü. Hilal öldü. Eren öldü. Ben öldüm diye düşündüm. Bağırıp slogan atmaya başladığında yüzünde öyle bir ifade vardı ki delirmiş gibiydi. Korkuyla kaçışmaya başladı herkes. O polis hariç. Herkes bombadan uzaklaşmaya çalışırken o üstüne doğru koştu. Üstüne kapanıp hayatını feda etmesi. Hepimiz ölecektik. Ruhu şad olsun. Kahraman şehidimizin. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rinna rinna nai. Ecel.